eğitim desek de birlikte tartışma, tekil üretmenin bir başlangıcı olsun diye bazı göstergeleri paylaşacağım ben. Temel aldığım kaynak da bizim en son hazırladığımız eğitim izleme raporu ama ona bir iki eklemem de oldu sonradan. Çünkü eğitim izleme raporunu geçen sene Kasım'da yayınlamıştık. Biraz daha güncel konuları da konuşma fırsatımız olur birlikte diye düşünüyorum. Ben bir sunum paylaşacağım şimdi sizinle. Onun üzerinden yavaş yavaş başlarız konuşmaya dilerseniz. Şöyle ekranımı paylaşıyorum. Paylaştım. Sunumum burada. Şöyle bir giriş yapıyorum. Evet, şöyle şunu alayım. Şimdi burada şöyle bir akış düşündüm ben. Öğretmen ihtiyacı ve istihdamıyla konuşmaya başlayabiliriz. Bu da çok temel bazı göstergeler oluyor. Biliyorsunuz ERG'de biz her çocuğun nitelikli eğitime erişimi isteğiyle çalıştığımız için referans noktamız çocuk oluyor. Dolayısıyla nitelikli bir eğitime tüm çocukların, gençlerin erişmesi için sistemde bulunan öğretmenlerin sayıca yeterli olmasına da bakıyoruz. Bu öğretmenlerin güçlenme ihtiyaçlarına da bakıyoruz. Son yıllarda çok fazla öğretmen niteliği ifadesini kullanmamaya başladık. Önceden kullanıyorduk ama öğretmenlerle çalışmaya başladıkça, öğretmenin özne olma yaklaşımını daha çok benimsedikçe daha farklı bir dile döndürdük. Ama yine herkes anlasın diye daha iyi anlayabilir diye genel olarak öğretmen niteliği diye bahsedilen çerçevedeki konuları da kapsıyor bizim raporlarımız. Orada da daha çok öğretmen bakış açısıyla yaklaşıyoruz dediğim gibi. Öğretmenin iyi olma hali yaklaşımını öteden beri kendimize yine referans alıyoruz. Dolayısıyla öğretmenin çalışma koşulları dediğim buradaki başlık da biraz o açıdan ele alabileceğimiz bir başlık. Dediğim gibi üçüncü başlıkta mesleki güçlenmeyi biraz konuşuruz diye düşündüm. Son olarak da öğretmen politikalarının geleceği dedim çünkü şu anda gündemde çok fazla değişiklik konuşuluyor. Vizyon belgesi, bir öğretmenlik meslek kanunu çıkması ihtimali gibi konular var. Bunları biraz birlikte konuşabiliriz diye düşünerek bunu koydum. Şimdi ben sunumu açtım ama yüzlerinizi hiç göremiyor oldum. Bunun bir yolu var mıydı? Vardı şöyle bir yandan da yüzleri görmenin ama o zaman siz aynı zamanda benim ekranımda kendi yüzünüzü de mi görüyor oldunuz? Değil, değil mi? Hayır. Bizde değişen bir sıkıntı yok. Sizde yok, tamam. Sizde sunum görünüyor, tamam. Çok iyi. Görmeyince çünkü çok yadırgıyorum yani bu aklıma hep şeye geliyor. Marshall Luhan diye bir medya teorisyeni var. Medium is the message diyor. Araç mesajın kendisidir. Yani Zoom'u bir araç olarak kullanıyorsak artık söylediklerimiz başka bir şeye dönüşüyor. Yüz yüzeden farklı oluyor. Biraz öyle hissediyorum yani. Yüzleri görme ihtiyacı duyuyorum hala. Sizde net olarak görünüyor öğretmen ihtiyacı ve istihdamı diye bir başlık sayfaya geçtim şu an. Net olarak görünüyor değil mi? Görün. Tamam. Tamam. Dilerseniz o zaman öncelikle şöyle bir öğretmen sayılarına bakalım. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde öğretmen var. Bunu ben şöyle bir hesap yapmıştım ve daha ilginç hale gelmişti. 22 yaş ve üzeri bütün nüfusa oranlayınca bunu Türkiye'de her 50 kişiden birinin öğretmen olduğu ortaya çıkıyor. Yetişkin olan 22 yaş üzeri. Ve bunun içinde herkes dahil. Yani ev hanımı da dahil, işçi de, kırsaldaki de, öğrenci de hepsi dahil. 22 yaş üzeri her insandan biri Türkiye'de. Öğretmen aslında çok çarpıcı gelmişti ben böyle çok oradan çıkınca karşıma. Çok büyük bir kitleden bahsediyoruz tabii. Türkiye'de tabii çocuk ve genç sayısını da düşünce bu da anlaşılır. Yeliz çok özür dilerim. Mikrofonunu hep yakında tutabilir misin? Tamam, şöyle. Daha iyi mi? Çok daha iyi. Tamam. Öğretmenlerin %84'ten biraz fazlası resmi kurumlarda çalışıyor. Özel okullarda görev yapanların sayısı da oranı da giderek artıyor biliyorsunuz. Sayısı da artıyor. Özel okullardaki patlamayla birlikte son yıllardaki sayıca patlamadan bahsediyorum. Her yıl ortalama 40 bin civarı atama yapılıyor. Her yıl bu oranda değil ama birazdan rakamları da göstereceğim. Her yıl bu sayıda değil ama 2019'da yaklaşık 40 bin atama yapılmış.
Tabii sistemden çıkan öğretmenler de oluyor emeklilik vesaire nedeniyle. Fakat buna rağmen aslında sistemdeki öğretmen sayısı düzenli olarak artıyor. Şöyle geçmişten bu yana sayılara bir bakalım dilerseniz. 2007-2008 eğitim öğretim yılında toplam öğretmen sayısı 650 bine yakınmış Türkiye'de. Son yıl, son istatistiklere göre de MEB'in istatistikleri bunlar. En son 2018-19 yayınlanmıştı. 1 milyonun üzerinde dediğim gibi. Böyle bakınca neredeyse iki katına çıkmış görünüyor. Ama dün de konuşmuştuk. Aslında bir veriye böyle bakmamak lazım. Sadece öğretmen sayısı iki katına çıktı, çok arttı diye bakmamak lazım. Öğrenci sayısı da arttı tabii. Özellikle okullaşma oranlarının artmasıyla birlikte. Yani bu her ikisi de olumlu durumlar gibi görünüyor bakarsanız. Hem okullaşma oranlarının artması hem öğretmen sayısının artması. Giderek de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı da azalıyor. Aslında orada olumlu bir tablo var o açıdan bakarsak. Fakat öğretmen öyle kritik bir noktada duruyor ki öğretmenin eksikliği yani bir sınıf, bir şube için bile olsa çok büyük bir eksiklik. Çünkü eğitime erişim için çok kilit bir noktada öğretmen. Öğretmenin olmadığı bir sınıfta eğitime erişimden söz etmek zor. O öğretmenin kim olduğu da önemli. Ücretli öğretmen olgusu var biliyorsunuz. Konuşuruz daha detaylıca biraz sonra isterseniz. Burada az önce bahsettiğim her yıl yapılan atama sayıları var. Yani sizler de farkındasınızdır aslında öğretmen adayları, öğretmen olmak isteyenlerin sayıca fazla olması, son yıllarda giderek atanamama sorununun ön planda olması biraz kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Ne zaman Milli Eğitim Bakanlığı bakan bir açıklama yapsa örneğin Twitter'da altında o konuyla ilgili mesajları bulmak çok zor geliyor bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü hemen altında haklı olarak iş arayan, öğretmen de iş arayan kişilerin mesajları görünüyor. Ben bazen asıl konuyla ilgili şeyleri okumak istediğimde çok zorlanıyorum. Yani bazen açıkçası yani şimdi buraya da bunu yazmasalar keşke, bir türlü konuya giremiyoruz dediğim oluyor. Bilmiyorum siz ne hissediyorsunuz genel olarak bu atama konusunda, sizlerin düşüncesi nedir? İsterseniz bu noktada bir durabilirim. Bu atama meselesi, öğretmen sayısı yeterliliği, sayıca yeterliliği en azından şu aşamada biraz konuşabiliriz. Ne dersiniz? Hangi açıdan konuşmak gibi bir düşünceniz var? Yani bu konuda sizin de söylemek istedikleriniz olabilir diye düşünüyorum. Ama ben bir iki veri daha da gösterebilirim yine bununla alakalı. Hı-hı. Mesela bir tanesi bu öğretmen başına düşen öğrenci sayısının hani yıllara göre azaldığını söyledim ama şöyle bölgesel bir grafik göstereceğim. Aslında bölgeler arasında da farklılık devam ediyor. Bildiğiniz gibi Yeni sesin az geliyor yine. Öyle mi? Acaba neden? Rüzgardan mı? Şu an nasıl? Şu an daha iyi. Tamam, biraz da yüksek sesle konuşayım ben. Yeliz Hocam, burada bir şey sorabilir miyim ben? Tabii. Az önce bize gönderdiğiniz dokümanda da bakarken bu soru olarak kendime yazmıştım. Burada da tam olarak karşısında çıktı zaten. Bu sayılar nasıl hesaplanıyor konusunda biraz böyle bir endişem oluştu. Yani ben devlette yaklaşık 10 sene, 11 sene öğretmenlik yaptım. Marmara bölgesinde, İstanbul'da asker öğretmenlik sebebiyle Urfa'da falan. Bu 22 ortalaması benim kendi deneyimlerimde yok. Gördüğüm deneyimlerde de yok. Yani bu 15 ortalamalar. Yani bu ortalamalar öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eşit midir sınıf mevcudu ortalamasına? Çok iyi bir noktaya değindiniz. Tam da onu söylemekle aslında isterim ben de. Çok iyi bir hatırlatma oldu. Değil. Bunlar çok nasıl diyeyim, genel rakamlar. Sistemdeki toplam öğrenci sayısı bölü sistemdeki toplam öğretmen sayısı. Dolayısıyla aslında bu rakam bize tam olarak ne anlatıyor? Bunu sorgulamamız lazım. Bölgeler arasında karşılaştırma yapmak için belki biraz manalı. Yıllar arasında karşılaştırma yapmak için de mesela bu orana göre öğretmen başına düşen öğrenci açısından, yani bir bölgede bulunan öğrenci ve bir bölgede bulunan öğretmen sayısını birbiriyle karşılaştırabiliyoruz. Ama bu sınıfa düşen öğrenci demek değil. Hatta biliyorsunuz MEB'in bir de derslik başına düşen öğrenci istatistiği var. O da bir sınıf mevcudu demek değil. O da
toplam derslik sayısı bölü toplam öğrenci sayısı, toplam öğrenci sayısı bölü toplam derslik sayısı. Dolayısıyla aslında bunların çok anlattığı hikaye çok açık değil aslında bakarsanız. Fakat ne işimize yarıyor? Yıllara göre bir karşılaştırma yapmaya. Yani sadece öğretmen sayısı artmış, azalmış demek daha da kötü, daha da sınırlı bir hikaye. Peki öğretmen sayısı artarken öğrenci sayısı ne olmuş? Yani o da çok önemli ya, onu söylüyor birazcık yani aslında bakarsanız ama çok çok haklısınız. Bu o demek değil. Buna belki okul okul bakıp, ilçe ilçe bakıp medyanlar çıkarmak sadece ortalama da değil. Belki daha iyi sonuç verebilir. Uç değerlere bakmak, dağılıma bakmak sınıf mevcutları bakımından. MEB istatistiklerinde sınıf mevcudu istatistiği yok. En son stratejik raporda şunu vermişlerdi. 30'dan daha kalabalık olan sınıf oranı. Örneğin o ortaokullarda oldukça fazla, %30 civarındaydı diye hatırlıyorum. 30'dan daha kalabalık şube, o daha net bir tanım. Örneğin 6A bir şube, 6A sınıfı 30'dan daha kalabalıksa oraya giriyor. O oranın içine giriyor. O daha aslında. Keşke öyle bir şey mesela öğretmen için de olsa değil mi? Evet. Ders verdiği toplam öğrenci sayısı üzerinden. Yani şöyle öğretmenlik, özür dilerim. Öğretmenlik açısından iki tane yayınlanan ifade biz öğretmenlik yaparken özellikle hiçbir zaman kendimi bulduğum ve bana ait hissetmediğim istatistikler. Bunlardan bir tanesi en düşük öğretmen maaşı. Hiçbir zaman öyle bir maaşı en düşük öğretmen ya da en iyi öğretmenlerin aldığı maaş denk geliyor mu? O maaşı kimin aldığını bilmiyoruz. Ama öyle bir istatistik. İkincisi de bu sınıf başına düşen ya da öğretmen başına düşen öğrenci miktarı ki 22 bir sınıfta karne günü gelen öğrenci sayısının bile bundan fazla olabiliyor. Yani yarısının geldiği bir günde bile 22 geçen sayılardan bahsediyoruz. Dolayısıyla istatistikler gerçeği yansıtmıyor, duygusunu verebiliyor öğretmeni açıkçası. Tabii. Bir de toplam öğrenci sayısını koyuyoruz üste. Payda ya da öğretmen sayısını koyduğumuzda onun içinde norm fazlası da var. Yani ders verme saati birbirinden çok farklı olan öğretmenler var. Hepsi var. Yani aynı zamanda idari görevi olanlar var. Evet. Çok toplam bir sayı üzerinden yapılıyor. Özel okullar buna dahil mi? Yani bu istatistiklere? Buraya dahil. Mesela bunun dahil olması olabilir. Evet, o da çok düşürüyor. Mesela bir sonrakini göstermek istiyorum ben o zaman şöyle. Burada resmi özel ayrımı var. Burada da kademe ayrımı yapmadım. Yoksa grafik çok karışık oluyordu. Yani bütün kademeler okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde resmi okullarda öğretmen başına düşen, yani şöyle diyelim, öğrenci sayısı bölü öğretmen sayısı 17, özel okullarda 8. Kademe kademe de büyük farklar var. Ama özel okullar toplamda tabii payı hala resmi okullara göre düşük. Öğrencilerin yaklaşık %9'u gidiyor ama öğretmenlerin %15'i çalışıyor mesela. O da aslında bunun bir yansıması. Yani tüm çocukların %9'u yaklaşık giderken tüm öğretmenlerin %15'i, 16'sı hatta özel okullarda. O da bu oranı tabii aşağı çekmiş oluyor. Yani meslek liselerinde, imam hatiplerde şu an bazı sınıflarda 3, 4, 5, 7, 8 öğrenci varken benim merkezde çalıştığım okullarda 45'ten aşağı öğrenci yok. Anadolu liselerinde evet. Anadolu liselerinde 45'ten aşağı öğrenci yok. O bir dengesizlik de bu sonuçları doğurabilir. Doğru, doğru kesinlikle. Zaten bu gibi istatistiklerde yani Türkiye geneli için bir rakam buluyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Hani zaten 1 milyonun üzerinde öğretmenden bahsettik. 16 milyon çocuktan bahsediyoruz ve biz hepsini böyle bir tane, iki tane rakama indirgiyoruz. O zaman gerçekten aslında çok fazla veri kaybediyoruz arka planda. Ama yine de şöyle yıllar arasında bir karşılaştırma yapmaya, özel ile resmi arasında bir karşılaştırma yapmaya yarıyor diye düşünüyorum. Bir ama yapabilir miyim burada? Tabii. Yeliz. Tabii tabii. Şimdi bütün bu özellikle ulusal istatistiklerin sınırlılığı var. Bu sizin sorularınız da zaten tam olarak bunu yansıtıyor. İzleme ve değerlendirme ve savunu çalışmalarının kritik bir noktası da zaten bu boşluklara ve bu eksiklere de değinmek aynı zamanda. Dolayısıyla hayalleri tartışırken özellikle bu bizler için çok daha kritik olacaktır. İl yani ülke geneli, bölge geneli de aslında her zaman bir şey ifade etmiyor. Çünkü o da
ihtiyacı özgürlük durumunu perdeliyor aslında. Ama neye yarıyor? Yeliz'in söylediğine ek olarak bir de uluslararası karşılaştırma yapma imkanı veriyor bize. Benzer ülkelerle ya da işte OECD ülkeleri arasında bir genel fikir yarıyor. Ama bu yetmez. Yarın zaten tartışacağımız konulardan bir tanesi de bu tür verilerin yanı sıra başka ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini birlikte tartışıyor olacağız. Ki mesela ERG bunun için Uzun Hikaye diye bir seri başlattı. Ama onun detayına yarın gireriz. Teşekkür ederim Burcu. Şunu da ben o zaman hemen peşinden göstereyim. Bu da yıllara göre özel okullarda ve resmi kurumlarda görev yapan öğretmen oranlarını gösteriyor. Bu artışı yansıtıyor yine bu grafikte. En son 2018-19 yılında yaklaşık %16'sı tüm öğretmenlerin özel okullarda çalışır duruma gelmiş. Bu 2007 yılında %6.6'ymış. Orada önemli bir artış yaşanıyor. Burada biraz sonra biraz çalışma koşullarından da bahsederiz demiştik ya, bilmiyorum özel okul deneyimi olan aramızda var mı, ama devlet okullarıyla özel okullar arasında öğretmenlerin çalışma deneyimleri de çok farklılaşıyor. Bu pandemi sürecinde de bunun üzerinde çok duruldu. Son günlerdeki belki tartışmaları da takip etmişsinizdir. Dolayısıyla biz de zaman zaman öğretmenlerle buluştuğumuzda, öğretmen ağı da hatta çalışmalarında, öğretmenlerindeki öğretmenlerin de bize yaptığı katkılar da ortaya çıkıyor. Orada çok farklılaşan deneyimler var. Yani belki biraz sonra çalışma koşullarına girince biraz onlardan, eğer sizlerin gözlemi paylaşmak istediği varsa onları da girebiliriz. Biraz sayıların altındaki hikayeye geçiş yapabilmek için o yararlı olabilir bize. Şimdilik sayıyı gösteriyorum ve bir sonrakine geçeceğim. Bir şey demek isteyen yoksa tabii. Her zaman bu arada ben bölünebilirim. Ben Türkiye'nin bir nicel veri ya da nicel güzel sonuçlar ülkesi olduğunu düşünüyorum. Ama nitel anlamda baktığımızda bunun karşılığını olmadığını görüyoruz çoğu zaman. Yani okumaya, okul yazar öğrenci sayısına baktığımız ya da ilkokuldan mezun olan ya da ortaokuldan mezun olan ya da diğer adı ilk öğretimde mezun olan öğrenci sayısına baktığımızda dünyada önemli bir noktada olabiliriz. Ama mezun ediliş şekillerine baktığımızda bu mezuniyetin bir haklı ya da hak edilmişlikle alındığını göremiyorsunuz. Yani hiç okula gelmemiş bir öğrencinin şube öğretmenler kuruluyla beraber geçirdiğimiz birçok öğrenciyle karşılaşıyorsunuz. Yeter ki bitirsin, sorun olmasın vesaire gibi buna benzer ya da okuma yazma ya da hedeflenen kazanım ve becerilere ulaşmamış olma durumları göz ardı edilebiliyor. Dolayısıyla istatistiki olanların ya da nicel rakamların çok güzel olduğu bir ülkede bu rakamın karşılığındaki nitel durumlar aynı nitelikte olmuyor gibi bir durum var sanki. Hı hı, çok haklısınız. Bazı durumlarda nicel olarak da olumsuz gördüğümüz tablolar var. Siz de çok iyi biliyorsunuzdur. PISA mesela sonuçları gibi uluslararası değerlendirme sistemi. Genel ortalamada skorlar düşük. Mesela bunu hep konuşuyoruz. Bazı okul türlerine bakınca daha da düşük. Yani bu aslında çok üzücü. Ortalamalar aslında çok yansıtmıyor Türkiye'de. Hiçbir yerde öyle. Aslında istatistik çok seviyorum ve çok kullanıyoruz tabii ki hepimiz, ama zaten yaklaşım olarak outlier'lar, yani uçlarda kalan noktaları elimine eden bir yaklaşımı var. Ortalamaya, medyana baktığı için dağılıma bakmadığı sürece uç noktalar görünmüyor yani orada. Ama asıl belki de orada değinmemiz gereken şey. Özellikle hak temelli çalışınca o çok önemli. Bizim bazı çalışmalarımız ERG'de karma yöntem kullanıyoruz. Örneğin çocukların gözünden okulda yaşam diye bir araştırma yapmıştık TGV ile birlikte bundan 5 yıl önce. Orada hem anket toplamıştık hem de nitel görüşmeler yapmıştık çocuklarla. Orada da yaklaşımımız şuydu. Yani nitel çalışmaları da biliyorsunuz şöyle genelde eleştiriliyor. Bu genellenemez. Doğru. Bir çocuk bize orada kendi başından geçen bir sorunu anlatıyor ve biz bunu Türkiye'deki çocuklar böyledir diye genelleyemeyiz yöntem gereği. Ama orada da şu yaklaşımı hep ben dile getiriyordum sunarken, o çocuk için %100. Yani evet, şiddete uğramış, tuvalete gitmiyor, tuvalet kirli olduğu için bütün gün tuvalete gitmiyor. Böyle şeyler anlatıyor çocuklar ve o çocuk için %100 diye konuşuyorduk. Belki de bu çeşitli araştırma yöntemlerinin
dezavantajlarını biraz azaltmak için birlikte kullanmak iyi olabilir. Sizlerin deneyimleri nedir bu konuda? Araştırma yapan arkadaşlarım özellikle merak ediyorum aslında. Diyerek'te de yaptığınız araştırmalarda anket yaptığınızı söylemiştiniz. Birebir görüşmelerde olabiliyor mu? Böyle daha içgörü dediğimiz hikayeleri topladığımız, bulguları topladığınız. Onu da merak ediyorum aslında. Necmettin Hocam varsa eklemek istediğiniz ama yoksa ben devam da edebilirim. Mikrofonunuz kapalı hocam. Sonra eklemeleri yapayım ben. Tamam, sağ olun. Buradan devam ediyorum öyleyse. Yine tabii nicel duruma bakıyoruz dedik şu aşamada. Öğretmen ilk atamalarının dağılımı var. Bu ERG'nin uzun yıllardır izleme raporlarında yer verdiği bir konu. Öğretmen ilk atamaları nerelere yapılıyor Türkiye genelinde? Bunu paylaşıyor. MEB'in bir sayfası var, Personel Genel Müdürlüğü sayfası. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü oldu sanırım ismi sonradan, evet. Orada bulması da biraz zor, merak edenler için yerini de söyleyeyim. Sayısal veriler arşivin içinde yer alıyor. Arşive giriyorsunuz önce, orada güncel şeyler de orada, sayısal veriler diye. Orada atama rakamları açıklanıyor Excel halinde. Excel olarak paylaşılması da iyi oluyor tabii. Gerçi dün öğrendik ki PDF de olsa biz onu çevirebiliyormuşuz kolay bir şekilde. Oradan yararlanarak yaptığımız hesaplamalar, burada gördüğünüz gibi atamalar koyu olan yerlere ağırlıklı olarak yapılıyor. Zaten son yıllarda Batı illerinin çoğuna hiç atama yapılmıyor. Çünkü ihtiyaç yok, açık yok, kadro açılmadığı için. Dinçer Hocam da öğretmenlik deneyimi olduğu için çeşitli bölgelerde bunun arka planını da biliyordur. Bunun sonucunda Doğu'da ve Güneydoğu'da ağırlıklı olarak çok genç bir öğretmen nüfusu var. Hizmet yılı çok düşük olan bir öğretmen deneyimi var. Dilara Hanım da biliyordur KOD'a çalışmalarında, çünkü köy okullarında da sanıyorum ağırlıklı öyle bir şey var, öyle bir durum var. İlk atama yapılanlar. Hatta KOD'a ile sık sık yaptığımız konuşmalarda şunu da hatırlıyorum ben. Yeni atanan bir öğretmen bir köy okuluna atandığında aslında onun aldığı o hizmet öncesi eğitimle örtüşmeyen bir sürü şey yaşıyor. Şunu hep mesela şu örneği hep hatırlıyorum. Baca temizleme formu doldurulması gerektiği gibi bir şey. Yani böyle idare bürokratik süreçler var orada. Yani bunun, bu grafiğin, bu haritanın bir benzerini de göstereceğim size. Bu da şu, tam tersi fark ettiyseniz. Üsttekini tekrar göstereyim. Üstteki koyu alanlar ilk atamaların yapıldığı. Bu alttaki bir sonraki haritada ise açık alanlar tam tersi. Çünkü bu da hizmet yılını gösteriyor. Yani bir ilde çalışan öğretmenlerin, tüm öğretmenlerin ortalama hizmet yılı. Türkiye için ortalama 13 yıl bu. Görece genç bir öğretmen nüfusu var çünkü. 13 yıl yine de az, çoğu ülkeye de bakarsak. Bazı illerde daha düşük. Örneğin Şırnak'ta 2,5 yıl civarı tüm öğretmenlerin ortalama hizmet yılı. Çoğu çünkü yeni gelen öğretmenler. Bu sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile birlikte öğretmenler daha uzun kalmaya başladılar. Dolayısıyla biraz ortalama hizmet yılı artmış oldu uzun kaldıkları için, yani kaldıkça da hizmet yılı arttığı için. Bu konularda sizlerin katkıları, katkıda bulunmak istediğiniz bir konu varsa buraları belki biraz açabiliriz. Bu atama ve yer değiştirmeler. Sözleşmeli öğretmenlik biliyorsunuz çok çetrefilli bir konu. Bir yandan orada bakanlığın iddiası öğretmenin ihtiyacının bulunduğu yerde öğretmeni tutmak uzun süre. Ama bir yandan da ayrı bir kadro, ayrı bir statü söz konusu oluyor. Burada bir durmak isterim sizin yani son katkılarınızı duymak için. Son bir yıldır ilçi atamalarına baktığımızda etkili olduğu görünüyor. En azından ilçelerde pek boşluk kalmıyor. Hı-hı. Daha çok boşluklar merkezlerde, yığılmalar ilçelerde olduğu görülüyor. Yani MEB istediğini yapmış oluyor ama insanlar yer değiştirmediği için tabii sıkıntılar yaşıyor. Benim oradaki bir gözlemimi paylaşmak isterim ben sizinle. Biz bu konuyu MEB'deki yetkililerle sık sık konuştuk. Geçmişte hala da konuşuyoruz. Şöyle bir söylemi var MEB'in. Atadığımız yerde kalmak istemeyen bir öğretmen, eş durumundan örneğin, başka bir ile gitmek istiyor, batıda bir ile. Ama diyelim İzmir'e gitmek istiyor ama orada öğretmen ihtiyacı yok.
Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı şunu soruyor. Ben oraya gönderirsem bu öğretmeni nerede görevlendireceğim? Hangi emeğinin karşılığında maaş alacak? Norm fazlası duruma mı düşecek ki bu hiç istenmeyen bir şey norm fazlası olması öğretmenlerin? Aşina olmayanlar varsa norm fazlası öğretmenler bulunduğu bölgede kendi alanında öğretmen ihtiyacı bulunmayan öğretmenler oluyorlar. Onlar tabii görevlendirilebiliyorlar ama ihtiyaç bulunan, norm fazlası olmayan öğretmenlerden daha farklı oluyor görevlendirme süreleri, biçimleri. Resen görevlendirilemiyorlar, farklı ilçelere gönderilemiyorlar. Yanlış biliyorsam, daha hakim olan birileri de varsa beni düzeltirse sevinirim. Ve bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın strateji belgelerine de bir zayıf yönü olarak giriyor norm fazlası öğretmenin olgusu. Hatta finansal açıdan da bir zayıf yön olarak giriyor. Bunun sebebi de bu kişilere maaş ödeniyor olması ama görevlendirmede zorluk yaşanması. Dolayısıyla bu olgu böyle. Bizim bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hizmet yılı ve eğitim kalitesi arasında herhangi bir korelasyon şeyi var mı? Bunu söylemeye yarayacak bir veri bizde yok. Bilmiyorum diğer arkadaşların bir katkıda bulunurlar mı? Yani şunu söylemek çok zor. Hizmet yılı düşük, yeni atanmış öğretmenler deneyimsiz oldukları için oradaki eğitimin niteliği düşük oluyor diyemiyoruz. Çünkü onlar da daha biliyorsunuz Türkiye'de hizmet öncesi eğitim de sık sık değişiyor. Onlar da daha rekabetçi bir ortamda olduğumuz için maalesef yani daha üst sıralarda her ne kadar KPSS yöntemini de çok eleştirilse de KPSS yöntemi de daha üst sıralarda gelmiş kişiler oluyorlar. Daha farklı, daha güncel bir eğitim almış oluyorlar. Daha genç ve dinamik olabilirler. Yani bunu söylemek mümkün değil. İzmir'de örneğin öğretmenler daha hizmet yılı, daha deneyimli öğretmenler var. Dolayısıyla oradaki öğretmenlerin eğitim niteliğine katkısı daha olumludur gibi bir şey demek çok zor. Buradaki özür dilerim. Pardon, sözünü bitti zannettim. Buradaki göstergeyi ifade etmek oldukça zor. Yani bir öğretmenin nitelikli eğitim verdiğini neyle ispatlayabiliyorsunuz? Kazandırdığı öğrenci sayısı mı ya da okuma yazma mı ya da not ortalaması mı? Yani buradaki bu sorunun cevabındaki zorluk sanırım bu göstergeyi ifade edebilmek. Çok çok doğru. Evet. PISA'yı söyleyebilirsin Yeliz. Yani PISA'ya göre tabii bölgeler arasında farklılık var. Hatta ulusal sınavlara da bakılabilir ama bir öğretmenin eğitim niteliğine yaptığı katkı öğrenci başarısı üzerinden mi ölçülür? Bu bile bir soru işareti. Çünkü başka etmenler de vardır öğrenci başarısını betimleyen. Dolayısıyla sadece yine bu bölgelerde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PISA başarısının örneğin diğer bölgelerden daha düşük olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama bu demek değil ki oradaki genç, hizmet yılı az olan öğretmenler buna neden oluyor demek değil. Onların bununla etkisi Dinçer Hoca'nın da açıkladığı gibi ölçülebilen bir şey değil. Çok sınırlı araştırma var. Yani böyle Doğu ve Batı'yı kıyaslamak yerine Doğu'nun içinde ya da Batı'nın içindeki yani böyle az önce söylediğin şeyde şöyle bir şey duydum. Batı'da Doğu'da sözleşmeli öğretmen sayısı yani böyle bu değişiklik gelince öğretmen sayısı artmış. Orada kalan öğretmen sayısı artmış. Acaba yani onların arasında yani onlar gelmeden önce ve yani sözleşmeli öğretmen şeyi zamanı arttıkça yani 2-3 seneden bahsettiğimi farkındayım ama acaba orada öyle bir şey olabilir mi diye düşündüm. Ha, şimdi çok daha iyi anladım. Bu daha olası bir şey. Yani onun bir etkisinin olması. Bizim ERG devam oranlarıyla ilgili bir proje yürütülmüştü. Bundan 6-7 yıl önce. Orada öğretmenlerin sık değişmesinin çocukların devamsızlığı üzerinde etkisi olduğu bulunmuştu. Yani çocukların daha sık devamsızlık yapmasına, okuldan kopmasına etkili olduğu görülmüştü. Öğretmenlerin uzun süre kalması çocukların sık öğretmen değiştirmesini engelleyecek ve orada aynı öğretmenle kalmaları onlar için daha iyi olabilecek. Ama orada yine de Dinçer Hoca'nın da dikkat çektiği gibi nasıl bir ilişki var tam olarak? Onu daha iyi anlayacak araçlar yok elimizde. Örneğin oradaki öğretmenin iyi olma hali, tükenmişliği,
orada olmaktan mutlu veya mutsuz olması nasıl etkileyebilir? Ama daha genel bakarsak, o araştırmayı referans alırsak çocukların okula devamı için iyi olmuş olabilir. Ya da çerçeve çizilebilir. Yani akademik başarıya etkisi, yani bir öğretmenin bir şehirde 7 yıl kalmasının akademik başarı olan etkisi ölçülebilir. Ama bu öğretmeni nitelikli bir hale mi getirir? Onu tartışma ayrı bir konu büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi akademik çerçeve çizdiğinizde bir cevabı bulunabilir. Evet, yani bu çok aslında üzerinde düşünmeye devam edebileceğimiz bir şey. Biraz ilerleyelim mi dilerseniz? Türkiye'de 1 milyonun üzerinde öğretmen var dedik ama öğretmen açığı tam olarak kapanmıyor aslında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Nisan 2019 verisine göre 92.165 olarak açıklanmış öğretmen ihtiyacı. TEDMEM raporlarında da Sayıştay verilerine yer verilmiş. Orada daha yüksek bir sayı var. İkisini de ben sunuma aldım. O 2018 sayısı. Norm kadro fazlası öğretmen meselesi. Bildiğiniz gibi işte 2 gündür verilerden bahsediyoruz. Bazı alanlarda veri eksikliği önemli bir sorun oluyor. Örneğin norm kadro fazlası öğretmen sayısı her zaman paylaşılmıyor. Hem güncel olarak paylaşılmayabiliyor hem de ayrıştırılmış olarak paylaşılmayabiliyor. Hangi illerde de bu norm kadro fazlası örneğin. Bu konuda çok güncel veri bulunmayabiliyor. Bu da değerlendirme yapmayı biraz zorlaştıran bir kısmı. Ücretli öğretmen konusu da öyle. Orada maalesef tahmini sayılar konuşuluyor. Oysa burada tam sayıyı bilmek mümkün. 80-90 bin aralığında. Bunun ben önemli bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Önemli bir veri eksikliği olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Şimdi 20 kişilik sınıfa göre öğretmen ihtiyacını hesaplarsa 500 bin öğretmen ihtiyacı çıkar. 30 kişilik sınıfa göre ayarlarsa farklı çıkar. Ama MEB'in nasıl bir kaç kişilik sınıflara göre ayarladığı ve bu sonucu çıkardığı önemli. Çok haklısınız. Efendim. Ders sayısı normu belirlemede çok önemli. Dolayısıyla öğrenci sayısından ziyade ders saati sayısı üzerinden hesaplanıyor olabilir mi? Tabii ki. Bir saat bir öğretmen gibi. Muhtemelen öyle bir şey ayarlanmıştır ama sınıftaki kişi sayısı da önemli. Yani şu an atanamayan öğretmenin hemen hemen tamamını atasak bile 20 kişilik sınıflarda ayarlandı mı öğretmen yeterli gelmeyebilir atanamayanlara birlikte. Yani bizim aslında okul ihtiyacımız var. Asıl ihtiyaç o. Kesinlikle. Bu projeksiyonda kullanılan çeşitli göstergeler var. MEB de bunları değişik biçimlerde kullanılıyor. Ders saati bunlardan bir tanesi, Dinçer Hoca'nın da söylediği gibi. Öğrenci sayısı da Necmettin Hoca'nın söylediği gibi dikkate alınan bir şey. Ve branş da tabii etkiliyor çünkü hangi branşta kaç öğretmene ihtiyaç olduğunu da belirlemesi gerekiyor MEB'in atama yaparken. Bir projeksiyon kullanıyorlar ama bunun ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmış değil. Dolayısıyla ona da bizim yer vermemiz mümkün olmuyor. Daha çok sonuçlara dair veri oluyor elimizde. Örneğin ataması yapılan öğretmenlerin branşlara dağılımı var elimizde. Oradan biraz tersten sonuçtan yola çıkarak bir yorum yapmak mümkün olabiliyor. Ama o da tabii ne kadar doğru olur tartışabiliriz. MEPBIS gibi bir sistem varken bu sayıların tahmini olması ve net olmaması çok şaşırtıcı değil mi? Yani her şeyin dijital ortamda olduğu bir yerde. Tabii kamuoyuyla paylaşılmadığı için aslında bizim açımızdan net değil ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın elinde tabii ki bunların hepsi çok net olarak vardır. Norm kadroyu bölge bölge, ilçe bazında da biliyorlar örneğin. Ancak çok spekülatif tartışmalara gidebildiği için de sınırlı bir paylaşım oluyor. Yani bu onların gerekçesi, bizim değil bu arada. Ben buraya bir grafik koydum ama bunun üzerinde çok durmayacağım. Bu çok özetle şunu söylüyor. MEB bütçesinin çok önemli bir kısmı personel giderlerine ayrılıyor aslında. Yani bu aslında MEB'in yeterli öğretmen ataması, öğretmen açığını kapatması bütçesel bir konu. Maliye Bakanlığı'nın her yıl vereceği bütçeyle alakalı. Atama sayılarını belirleyen şey o. Milli Eğitim Bakanlığı kendisine verilen kadro sayısı dahilinde atama yapıyor her yıl.
Dolayısıyla sadece MEP nezdinde değil, kamu politikasının gündeminde öğretme ihtiyacının giderilmesi olması gerekiyor ki bu açık kapatılabilsin. Stratejilere yansıyor tabii. Milli Eğitim Bakanlığı'nın stratejisinde yer buluyor. Ama bu biraz da ekonomik durumla da alakalı. Hatta öğretmenlerle ilgili pek çok konu aslında buraya dayanıyor biliyorsunuz. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarsa orada öğretmenlerin finansal durumlarını da ilgilendiren bazı maddeler olması bekleniyor. En azından beklenti düzeyinde. Öğretmenlik meslek kanunu için tasarı hazırlayanların sunduğu bazı içeriklere bakarsak, yapılan 3600 ek gösterge gibi açıklamalara bakarsak, bu emeklilikteki durumlarını etkileyen bir şey mali açısından öğretmenlerin. Bu öğretmenlik meslek kanununun belki henüz çıkmamasının bir sebebi bile olabilir. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum. Eğer bunları yapmayı sağlamayacaksa, böyle bir kanunun çıkması uygulanamayacağı için ve kanun çıktığında da uygulanması gerekeceği için bu da bir sebep olabilir diyorum ve dilerseniz alanlara da bir bakabiliriz. Az önce bahsettiğim sayısal verilerde, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında paylaşılan verilerde branşa göre atamalar yer alıyor. Buna göre en fazla oransal olarak sınıf öğretmenliği ataması yapılmış. 2019 yılının sayıları bunlar. Sonra İngilizce, sonra din, kültür, ahlak bilgisi, sonra okul öncesi öğretmenliği geliyor. Burada okul öncesi öğretmenliği biraz sıralamalarda en azından üste çıkmış durumda. Atama sayısı da biraz artmış durumda. Biliyorsunuz bu kademede okullaşma oranları da biraz arttı. Ama genel bağlamı düşünürsek okul öncesi zorunlu kapsamda değil, ücretsiz değil, devlet okullarında dahi belli bir ücrete tabi. Dolayısıyla orada okullaşma oranlarının %100'e yaklaşması bu koşullarda çok mümkün değil. Zorunlu ve ücretsiz kapsama getirilirse orada önemli bir bütçe ihtiyacı olacaktır. Hem altyapı derslik hem de öğretmen için bütçe ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu bağlam içerisinde düşünmek lazım. Buna karşın okul öncesi öğretmenliği biraz artmış ama daha da artması gerekecektir. Okul öncesi hedefi gerçekleşirse. Buradaki bu branşa yönelik atamadaki sayılarla alakalı olarak yıllara göre bir değişim var mı mesela? Bundan 10 yıl önce din kültürü 500'lü de şimdi artık 8300'e çıktı. Son böyle bir artış grafiği görülebilir mi durumda mı? Görülebilir. Bütün yılları paylaşılan bütün yılları indirip bakabiliriz. Son yıllarda çok benzer bu sıralama. En azından sıralama olarak. Okul öncesi biraz üste çıkmış durumda ama açıkçası 10 yıl öncesinkine ben bakmadım. Bir bakıp görmek gerekir nasıl değişti diye. Bakılabilir. Yani bir artış olma ihtimali var mı? Şöyle din kültürü ve ahlak bilgisi özelinde olabilir mi? İmam Hatip okullarının orta kısımları açıldıktan sonra belki olmuş olabilir. Gerçi orada sadece din kültürü ahlak bilgisi değil alan dersleri de var. O açıdan bakılabilir ama bütün bu mesela politika değişiklikleriyle birlikte bu nasıl yansımış öğretmen branşına ona bakabiliriz. O iyi bir deneme de olabilir. Ben de bakabilirim. Evet. Bahsettiğim yerden bakabiliriz. Dolayısıyla bir de şöyle bir bilgi var. Bildiğiniz gibi öğretmen adaylarının bir bölümü eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri fakültesi mezunu ama bir bölümü de Fen Edebiyat Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi mezunu. Hangi alanda kimlerin öğretmen adayı olabileceğini MEP bir çizelgeyle belirlemiş durumda. Oldukça uzun bir liste. 81 nolu çizelgeydi sanırım. İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Burada çarpıcı olan bir konu şu. Öğretmenlik alan bilgisi testine giriyor öğretmenler bildiğiniz gibi KPSS kapsamında öğretmen olarak atanabilmek için. Burada ÖSYM'nin hazırladığı raporda bu teste giren adayların hangi fakültelerden mezun olduğu bilgisi var. Ve şu çok çarpıcı. Bazı alanlarda çok yüksek oranda Fen Edebiyat Fakültesi mezunu. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine başvuran ve bunun için ÖABT'ye giren adayların %96'sı Fen Edebiyat Fakültesi mezunu. Bu atananlar değil, sınava girenler. Atananlarınki maalesef paylaşılmıyor. Aslında o bizim için çok iyi bir bulgu olurdu.
şu an mevcut olan atanmış öğretmenler hangi fakültelerden mezun olmuşlar, bunu bilmek pek çok değerlendirme için iyi bir veri sağlardı. Bunu bilmiyoruz ama bunun da çarpıcı bir veri olduğunu ben düşünüyorum. Bazı alanlarda tabii bu mümkün değil. Örneğin sınıf öğretmenliğinde başka alanlardan kimse aday olamıyor. Ancak eğitim fakültesi mezunu olması gerekiyor. Bu da çok tabii Türkiye gündeminde tartışılan bir konu. Şu anda bir de pedagojik formasyonun kaldırılması söz konusu. Ama fiilen kalkmış değil. Çünkü üniversiteler vermeye devam ediyorlar. Pedagojik formasyon üniversitelerde veriliyor. MEP ancak hangi koşullarda öğretmen atanması yapacağına karar verebilir. Yani bu formasyonu işlevsiz hale getirebilir. Ben formasyonlu kişileri atamayacağım derse. Bu da biraz çetrefilli bir konu. Çünkü örneğin belli alanlarda meslek liselerindeki meslek dersleri için eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştirmek mümkün olmayabilir. Meslek alanından gelip pedagojik formasyon almış kişilere ihtiyaç duyulabilir. Ama örneğin coğrafya öğretmenliği için bu böyle mi olmalıdır? Yoksa sadece eğitim fakültesinde mi yetişmelidir? Bu tartışılmalı bir konu. Eğitim fakülteleri genel olarak çoğunluğu kendilerinin yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani ki pedagojik formasyon verme yetkisi de onlarda. Bazı eğitim fakültesi yöneticileri, dekanları bunu onların kendi elleriyle kendi aleyhlerine, yani kendi inandıkları mesleki pedagojinin aleyhine bir şey yapmaya zorlanmak olarak da yorumlayabiliyorlar. Bunun bir de şöyle bir yansıması var. Bu atanamayan öğretmen olgusu. Aslında orada MEP yetkililerinin de söylediği bir şey şu oluyor. Aslında bu ben atanamayan öğretmenim diyenlerin bir kısmı aslında pedagojik formasyon almış olduğu için ben mühendisim veya ben hemşireyim demiyorlar ama öğretmen olmak istedikleri için ben atanamadım, şu öğretmenim diyorlar. Yani bu da onların bir yaklaşımı. Bir tarafta da bu olgu genç işsizliğinin bir sonucu. Bir tarafta da geçmişten gelen politikalara bakarsak belli bir yıla kadar öğretmenlik neredeyse garantili bir meslekti, devlet garantili. Eğitim fakültesinden mezun olunca atanmak kolaydı. Tabii bu epey eskide kaldı şu anda. Biraz da bunun yarattığı bir gerilim var toplumda sanırım. Ben burada çok uzun konuşmayayım. Sizlerin var mıdır burada eklemek, söylemek isteyecekleri? Ben bir soru sorabilir miyim kısaca? Bu az önceki tabloda işte sınıf öğretmenliği de vardı, özel eğitim de vardı. Ondan sonra ben bilmiyor olabilirim ama böyle bir danışmak istedim. Aynen. Onlar mesela bir sonraki, az önce gördüğümüz tabloda onların hangi fakültelerden olduğu ondan sonra gözükmüyor. Bunun böyle bir sebebi var mıdır, biliyor musunuz diye böyle sormak istedim. Şöyle, atanmış olanların nereden mezun olduklarını bilmiyoruz. Bu paylaşılmıyor maalesef. Ama ha, okay. O zaman sınavın içerisinde sınıf öğretmenliği gibi onu... Böyle. Pardon, şunu söyleyeyim. Sınıf öğretmenliğine atananların hepsi eğitim fakültesi mezunu. Çünkü MEP belli alanlarda eğitim fakültesi dışında atama yapmıyor. Ama pek çok alanda yapıyor. Çok sınırlı bir alanda, çok az sayıda alanda sadece eğitim fakültesi mezunları atıyor. Biz bu bilgiye sahip olduğumuz için biliyoruz ki 2019'da atanan 5058 sınıf öğretmeninin tamamı eğitim fakültesi mezunudur. Özel eğitimde de benzer o zaman diye düşünüyorum. Tamam. Onu bir sormak istiyorum. Özel eğitim farklı bir konu. Aynen. Yok hayır şey olarak yani orada da yani eğitim fakültesi olması da belli fakültelerden çıkan kişiler atandığı için burada gözükmüyor büyük ihtimalle. Bu tabloda eşitlilik olmadığı için. Evet. Edebiyat fakültesi mezunları orada bulunmuyor. Evet. Aynen. Dolayısıyla isterseniz burayı da geçelim. Çünkü galiba süremiz nasıl gidiyor moderatörüm? Yaklaşık 12 dakikamız var Yeliz. Biraz aşabiliriz tabii ama bilgin olsun. Tamam. Zaten galiba şöyle bir taradığım zaman çalışma koşullarına geçeceğiz şimdi. Burayı biraz konuşabiliriz. Az önce bahsetmiştik zaten bundan. Sözleşmeli öğretmen oranı giderek artıyor. Şimdi bu oran artıyor çünkü çok normal. 2016'nın Ekim ayından bu yana yapılan bütün atamalar sözleşmeli kapsamda yapılıyor.
bu kişilerin önce 6 yıl çalışmaları gerekiyordu atandıkları bölgede. Şimdi bu 4 yıla indirildi. Sözleşmeli öğretmenlikle ilgili MEB yetkililerinin üzerinde çok durduğu bir konu şu. Statü olarak, yani yasal olarak farklı statülerde olsalar da aslında hakları birbirine çok yakın. Çok büyük bir uçurum yok aralarında. Maaş olarak çok büyük bir fark ediyor. Biz de şöyle bir tabloyu kullanıyoruz. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin sahip olduğu haklarla ilgili. Biri emekli sandığına bağlı, biri SGK'ya örneğin. En önemli konu eş durumundan atama olmaması. Zaten bu meselenin özü atama yapılmış sistemde. Rapor haklarında, evlilik izinlerinde, babalık izinlerinde farklar var. Şimdi bunun ortadan kalkması için belki öğretmenlik meslek dalında bir fırsat olabilir. Yani hem tek kadro yapmak hem de öğretmenleri atandıkları bölgede ihtiyaç olan yerde kalmasını sağlamanın bir yolu olabilir diye düşünüyoruz. Genel olarak bizim yaklaşımımızda da aslında şöyle bir konu önem kazanıyor. Hiçbir durumda aslında öğretmenleri bir yerde zorla tutmak gerekmemeli. Ama maalesef böyle bir olgu var. Yer değiştirmek istiyorlar. Nasıl olur da istemezler? Belki bunun üzerinde durmak mümkün. Örneğin 2023 eğitim vizyonunda teşvik mekanizmalarından bahsediliyor. Bunlar yaşama geçse öğretmenleri tırnak içerisinde zorla tutmak, yani yasal mevzuatla tutmak gerekmeyebilir mi? Kendi istekleriyle kalabilirler mi? Zaman zaman bu tartışmalarda örneğin şu da konuşuluyor. İnsanlar kendi yaşadıkları bölgedense, kendi memleketlerinde öğretmenlik yapıyorlarsa zaten bu sirkülasyon az olabilir deniyor. Ama bu sağlanabilir mi? Nasıl sağlanabilir? Atamada memleket diye bir şey göz önünde bulundurulabilir mi? Dezavantajları var ama onun da. Evet, çok ciddi dezavantajlar olabilir değil mi? Çok tartışmalı olabilir. Yani evet. Kimseyi verim düşüyor. Böyle bir teşvikle olduğu yerde tutmak da belki teşvik edilmemeli. Öğretmen strateji belgesinde de iyileştirici tedbirlerden bahsediliyor. Aslında bunlar henüz yaşama geçmiş değil. Az önce de konuştuğumuz öğretmenlik meslek kanununda belki bunlar da yer bulacak. Kamuoyuyla paylaşılmadı bu arada taslak. Bir taslak hazırlandı bildiğimiz kadarıyla. Ama bunlar da tabii yine mali boyutu olacak konulardır. Bir teşvik söz konusu olduğunda. Peki bunun dışında mali olmayan neler olabilir? Örneğin KODA'nın, öğretmen ağının yaptığı, ÖRAV'ın yaptığı çalışmalar başka bir şekilde aslında bu tırnak içerisinde öğretmen dezavantajlı demeyeyim o kadar geçen oturumdan sonra öğretmenlerin uzun süre kalmak istemedikleri bölgelerde başka neler yapılabilir ki bu zoraki bir durum olmasın? Çünkü zorla olduğunda bunun eğitim öğretimin niteliğine etkisi yine tartışmalı olur. Buralarda belki sizlerin saha deneyimleri bir şey getirebilir. Yani illaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir teşviki mi olmalı, lojman mı verilmeli? Barınma çok önemli bir sorun örneğin. Bununla ilgili MEB'in tarafı olduğu bir araştırma var. Güneydoğu Anadolu Projesi ile birlikte yapılmış. Barınmanın çok önemli bir mesele olduğu ortaya çıkıyor. KODA'nın yaptığı bazı araştırmalarda da ben benzer şeyler gördüm öğretmenlerin ihtiyaçlarına dair. Buralarda sizlerin görüşlerini, deneyimlerini duymayı çok arzu ederim aslına bakarsanız. Ne olacak ki bu mesele aşılabilecek? Yani bölgeler arası eşitsizliklerin biraz yok edilmesi lazım. Sosyal olanakların arttırılması lazım ki insanlar bir bölgede çoğalsın ki orada biraz şöyle bir örnek vereyim. Bir iki hafta önce İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan bir arkadaşım tayini Diyarbakır'a çıktı. O da Diyarbakırlı. Bir hafta boyunca ona burada ev aradık. Kiralar bu arada bayağı uçtu. Lojman bulamadık. Yani bulduğumuz lojmanlar çok eski ve çok kötü koşullardaydı. En son arkadaş hani ailesini getirip burada barınmaz şu bu düşünürken iptal etti tayinini ve geri gitmek zorunda kaldı. Bu iki gün önce yaşanan bir olay. Evet, bu anekdotlar çok birikiyor. Ben buna şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocam pardon, sözünüz bitti mi? Buyurun hocam. Ya buna benzer örnek
sorunları birçok yerde bulabiliriz. Yani çözüm önerisi açısından baktığımızda klasik bahsettiğiniz işte maaş artırımı, ek dersini yüksek tutmak, lojman gibi şeylerin dışında biraz daha... Maaş artırımı gerek yok bence. Hani öğretmense aynı öğretmen. Hani çok maaş artırımına gerek yok. Bu sadece orada hani parayı seven bir öğretmen orada kalır gibi olur. Yani evet. Aynı görevi yapan öğretmenin aynı maaş alması gerekiyor. Ona karşıyım biraz. Ya bu bir ön koşul olarak gibi. Benim de savunduğum evet. Bir taraf değil. Ben diğer taraftan biraz bakmak istiyorum. İster motivasyon olarak hani mesleki ve kişisel gelişim olanaklarının artırıldığı merkezlerin o taraflarda olması ve oraya gidenin kendine bir katkı sunuyor olması bir ihtimal olabilir. Benimki naçizane deneyimim ve gördüğüm durum da şu var. Öğretmen yetiştirimindeki bakış açısının bir kere değişmesi lazım. Öğretmen eğitimindeki gönüllü, toplumu dönüştürücü bir model olarak kendini görmeye sevk eden bir tasarıma dönüşmesi lazım. Yoksa öğretmenlik devlet... Ben öğretmenliği ikiye ayırıyorum aslında. Öğretmen duygusuna sahip olan öğretmenler ve X dersini veren memur arasındaki bir fark var. Çoğu eğitim fakültelerindeki bu görüş biraz da bir şey dersini veren memura evrilmişken toplum dönüştürücüsü, geleceğin tasarımcısı felsefesini veren bir bakış açısı verdiğinizde aslında ister doğuya gitsin, ister batıya gitsin fark etmez. Bulunduğu yeri kalkındırma duygusunu yaşayan insanlar yer gözetmek için fark yaratabilirler. Bunun için de işte o köy enstitüleri ruhu dediğimiz ya da ekstra başka ruhlardan da bahsedebilirsiniz. Bir dönüşüm itibarı ortaya konulması lazım ki bu sefer de itibarsal bir tartışma ortaya giriyor tabii. Yeni öğretmen nesli aslında bunu yapıyor. Ben de ekleme yapmak istiyorum. Buyurun. Aynı şekilde. Şey diyecektim. Öğretmen araştırmasında da geçiyor aslında. Çoğu zaman bu tarz maddi teşvik mekanizmaları ters bir de tepebiliyor. Öğretmen diyor ki öğretmen indirimi var. Atıyorum akbil ya da başka bir şey. Ekstra bir yardım bir şey. Hani ben diyor hani dilenci değilim. Ben her meslek gibi yapmam gereken işimi yapıyorum. Fakat bana bu tarz maddi teşvikler verildiğinde ben mesleğimi çok daha itibarsız olduğunu düşünüyorum diyor mesela. Ya da çok daha buna muhtaç pozisyonda böyle yardım temelli bir yerden de aslında bir sıkıntısı var. Maddin tabii ki temel ihtiyaçların karşılanması önemli ama hani bu teşviği bence maddi kısımdan çok daha manevi kısma çekmek önemli. Dinçer Bey'in de, Necmettin Bey'in de dediği gibi. O sosyal mekanizmayı aslında, sosyal teşvik mekanizmasını arttırmak ya da işte oradaki sivil mekanizmaları arttırmak daha önemli gibi. Yalnızlık hissine ve itibarsızlık hissine çare olması için diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ben bu noktada. Öğretmen, başka eklemesi olan var mı? Buyurun. Öğretmen politikalarını etkileyen en büyük etkenlerden birisi de az önce istatistikleri de verdiniz. Öğretmenlerin yarısı son 7-8 yılda, 10 yılda atanmış. Bu da bir okulda öğretmenlerin yarısının çok yaşça büyük, yarısından çok genç ve heyecanlı olması. Bazen o yaşça büyük öğretmenler genç öğretmenleri biraz daha sindirip yavaşlatabiliyor. Aslında hani eğitim fakültelerinde iyi bir eğitim verilse bile çalışma sahasında o enerjisi ortamdan kaynaklı düşebiliyor. Evet, çok teşekkür ederim. Burası galiba en bizim için konuşulması gereken yerlerden biriydi. Pek çok açıda bir şeyler yapmak gerekiyor gibi anlaşılıyor. Yani öğretmen yetiştirmede, mesleğe seçmede, belki biraz işte barınma gibi sorunların ortadan kalkmasında, sosyoekonomik kalkınmışlık düzeylerinin bölgeler arasında giderilmesinde ki bu çok uzun bir yol aslına bakarsanız. Bir ülke politikası olması gereken bir konu MEP politikasının ötesinde. Ama bir yandan da bahsettiğiniz gibi ne yapılabilir buna rağmen ki bizler sivil toplumda çalışanlar da bu alanda bir şeyler yaptığımız için aslında oradaki umut ışığı da hala epey parlak. Burası bizim için güzel bir sayfa oldu diye düşünüyorum bu sunum sayfası. Başka tabii konuşmalarda, buluşmalarda daha detaylı bile konuşabiliriz. Sırf bunu bile konuşabiliriz eminim ama şimdi şöyle bir geçiyorum. Ben bu maaş konusunun çok üzerinde durmayacağım. Çünkü az önce sizler de söylediniz. Çok önemli bir konu olarak görülmüyor. Tabii önemsiz de değil ama
biraz zaman kısıtı da var. Genel olarak şunu söyleyip geçeceğim. Türkiye'de genel olarak yüksek öğretim mezunları maaşı 100 ise öğretmen maaşı 80'e denk geliyor. Bütün yüksek öğretim mezunu içerisinde doktorlar, mühendisler, herkes var. Yani öğretmenler fazla kazanan da var, az kazanan da var. Özel sektörde var. Hepsini bir arada düşünürsek. Bu da OECD ortalamasının biraz altında. Yani bu oran biraz altında kalıyor. Bunu şöyle bir geçiyorum şimdi. Bunu da geçeceğim. Çok sadece bu grafik bize ne anlatıyor onu söylemek isterim. Türkiye'de bir öğretmenin başlangıç maaşıyla 15-20 yıllık zamandaki maaş arasında çok büyük bir fark yok. Bazı ülkelerde ve OECD ülkelerinin ortalamasında bu fark daha büyük. Yani mesleki deneyim arttıkça, meslekteki yıl arttıkça maaş artıyor. Bu da gene tartışmalı bir alan. Sadece bununla artmalı mı? Belki bu da tartışmalı bir alan. Biliyorsunuz hizmet puanı toplamak da çok büyük oranda şeye bağlıydı. Meslek yılına bağlıydı. Şimdi yeni bir yönetmelik değişikliği oldu. Belki fark etmişsinizdir. Hizmet puanları getiren farklı kalemler konuldu yönetmeliğe. Örneğin e-twinning programına katılma, çeşitli projeler, doktora yüksek lisansı oldukça yüksek benim gördüğüm kadarıyla doktora da. Yani atama bakımından en yüksek puan getiren bir hizmet bölgesinde birkaç sene çalışmaya denk zannediyorum. Kabaca hesaplarsak. Bu çeşitlendi. Bunlar da bizim eğitim izleme raporlarına giriyor. Yönetmelik değişiklikleri giriyor. Bu yılki bu arada öğretmen temalı eğitim izleme raporumuz da Kasım ayında çıkacak. 2020 raporu. Onu da arada haber vermiş olayım. Ve mesleki güçlenme konusu. Şimdi biz süremizi galiba epey bir tükettik değil mi Burcu? Evet, tam süredeyiz. Araya girmemiz gerekiyor. Tamam. Yani eğer bir 5 dakikamız varsa mesleki güçlenme alanında biraz konuşabiliriz belki. Var mıdır? Yani bence çok iyi olur eğer herkes için uygunsa. Şöyle yani burada bir tane slaytım var. O bir tane slaytım da Talis'ten. Talis araştırması biliyorsunuz Türkiye'nin de katıldığı uluslararası bir araştırma. Ortaokul öğretmenleri katılıyor. Bu öğretmenlerin beyanına dayalı bir sonuç. Burada görmüş olduğunuz duruma göre hemen bir satırı okuyayım size. Türkiye'de öğretmenlerin %86'sı yüz yüze kurs ve seminere katıldığını söylüyor. OECD ortalamasından biraz daha yüksek bu. OECD ortalaması yaklaşık %76. Bazı alanlarda ise Türkiye'de düşük kalıyor. Örnek vermek gerekirse şu düşük alanlardan birini hemen söyleyeyim. Akran gözlemi mesela Türkiye'de daha düşük görünüyor. Sizin bu konudaki çalışma deneyimlerinizden de yararlanarak konuşmak isterim. Yani Türkiye'de öğretmenler bu kadar çok hizmet içi eğitime tırnak içinde. Çoğu o çünkü bence kastedilen yüz yüze seminerdeyken katılıyorlar. Yani burada benim de söyleyebileceklerim var ama ben sözü sizlere bırakmak istiyorum. Çünkü bu alanda çalışan kişiler olduğumuz için. Yani çoğu eğitimler yapmış olmak için yapılıyor. Ya da birilerine bir şey, maddi bir şeyler kazandırılmak için yapılıyor. Özellikle de o sene başında ve sene sonunda öğretmenlere bu mesleki eğitimlerimiz 15 günlük. Yani İstanbul'da, Mersin'de, Diyarbakır'da görev yaptım. Hiçbir yerde yani çay içilip gelindiği bir seminer çalışması oluyor. Hiçbir katkı sağlanmıyor. Milli Eğitim bu konuda genel bir çerçeve çizip artık yurt genelinde uzmanlar tarafından verilen bir eğitime dönüştürülmesi ya da farklı bir yola gitmesi gerekiyor. Hiçbir eğitici yönü yok çünkü şu an. Ben hemen bir araya gireceğim sözü bıraktım dedim ama aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni geliştirdiği mesleki gelişim programları var. 24 tane açmıştı. Şimdi sayı biraz artmış olabilir. Evet. ÖRAV'ın da KODA'nın da orada çok aktif rol aldığını ben biliyorum. O programlarda yerleri bu yazın yaptı evet. Orada daha farklı bir yaklaşım hedefleniyor. Doğrudur. Ama çok yeni başladı. Sizlerin deneyimini merak ediyorum. Şu an vakit yoksa bile başka bir zaman konuşabiliriz. Şimdi konuşabiliriz. Bir de öğretmen akademileri var. Biliyorsunuz bir de onun yerelleşmesi yani her il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün içine taşınması söz konusu. Şu anda her yerde yok. İstanbul'da ve birkaç ilde var öğretmen akademileri.
orada biraz daha bu hep eleştirilen noktalara karşılık gelen yaklaşımlar var. Öğretmenlerin daha aktif olması, gönüllü katılmaları gibi. Bu konuda diyeceklerinizle birlikte istiyorsanız toparlayabiliriz bu kısmı. Çok diyecek şey var. Çok değil mi? Biraz sona bırakmak herhalde şey oldu. Yani evet, tamam. Mesela yüzde kurt seminer Türkiye %86 demiş ama bunun kaç tanesi gerçek istekli katılım ve bu katılımdan katılıma yönelik yapılmış yüzde kurt seminerin ne kadar nitelikli olduğu kocaman bir tartışma. Meslekle ilgili okuma yapmak %69 ortalamanın altında ama bana yine çok iddialı bir sayı geldi. Şaşırtıcı iddialı geldi. Yani bunun görünmeyen hikayeleri çok olduğunu düşündüğüm sayılar aslında. Evet. Bir de beyanına dayalı olduğu için tabii ne kastetti ve ne nasıl yorumladı, o da önemli. Diler. Pardon. Bir de bir noktada bu katılıma baktığımız zaman yüzde kurslarda ya da çevrimiçi kurslarda aslında o kişilerin oradan ne aldığını tabii ki de görmek, yani belli bir oradaki aslında kazanımın ne olduğuna yönelik de bize bir şey vermiyor, belirti vermiyor. O yüzden aslında o da bence çok önemli bir nokta oluyor. Sadece katılındığı zaman, katılmak için katılındığı noktalarda öğretmenler verim almamış olabiliyorlar ve sadece o tiklenmiş bir kutucuk olabiliyor. Evet, tabii buradaki tabii sorar. Sınav yapıyorlar sonunda. Burcu'nun da hizmetçi eğitimlerle önemli bir deneyimi var. MEB'in düzenlerinde. bir şey daha not ekleyeyim. İstiyorsanız ondan sonra dağılalım. Eğer sizin için de uygunsa son söyleyeceklerini söylemek isteyen de olabilir belki. Son notum da şu olabilir. Talis'te aslında daha fazla bulgu da var. Örneğin çok kültürlü sınıflarda öğretmenlik yapmak, öğretmenleri nasıl zorluyor, kendilerini ne kadar yeterli hissediyorlar. Bir anket olduğu için öğretmenlerin bu konudaki beyanları da var, okul müdürlerinin de var. Ama buraya çok sınırlı bir şey alabildim ben. Bir tane slide aldım ki konuşmak için de bize bir küçük bir de olsa bir referans olsun. Yoksa geniş bir başlık. Her biri öyle. Daha geniş, uzun konuşabilirdik. Ama ben bunun bir genel çerçeve olarak bize fena bir başlangıç olmadığını hissettim sizin katkılarınızdan. Etrit, senin sesini çok duymadım. Senin özellikle bir diyeceğin var mı? Ve diğer arkadaşlarımın son diyecekleri var mı? Diyerek ben artık susuyorum. Teşekkürler Yeliz. Benim için çok şey oldu. Yani böyle çok güzel, bir sürü şey öğrendim gibi hissediyorum. O yüzden yani şu anda bir katkı yapamıyorum. Umarım yani göstergeleri üzerine çalıştığımızda orada daha aktif olmayı umuyorum. Teşekkürler. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Başka kimse söz almak istemiyorsa. Tamam. Şimdi bu göstergeler öğretmenler alanına bakıyor. Fakat öğretmenler alanına hani çekilmiş çok sınırlı bir evren. Zaten sizler de dile getirdiniz. Sadece nicel, o nicelin nasıl tutulduğu önemli. Orada da bir sürü soru işareti var sonuçta. Devlet verileri bir kısmı daha genel çerçeve veren veriler ama başka veriler de var ve bazılarını farklı alanlardan verilerle birlikte değerlendirmek çok önemli. Eğitimin finansmanı, eğitime ayrılan kaynaklar, öğrenciler ve eğitime erişim, devamsızlık, sizler de hep dile getirdiniz zaten aslında çok noktada bizim farklı alanlarda izlediğimiz göstergelerle hepsi bir beraber ancak olabildiğince daha bütüncül bir durum analizi yapmamızı sağlayabilir ki o bile yetmiyor. Dediğiniz gibi nitel kısmı da çok önemli ki o da yetmeyebilir. Yetmediği durumlar olabilir. Her bir çocuğun kendine özgü, her bir öğretmenin kendine özgü ihtiyaçları olduğu dikkate alınırsa ve koşulları. Bunu ekleyerek bitirmek istedim. Bu yaz okulunun sınırlılığı nedeniyle böyle grupları ayırdık ama veriler değerlendirilirken öğretmenler tek başına değerlendiriliyor diye bir algı oluşmamasını umarım. Peki ben de tekrar teşekkür ederim o zaman.